Never said this, but don't swallow. WatchMojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugünkü listemizde Marvel filmlerindeki en iyi 10 aksiyon sahnesini sıralayacağız. Bu listede Marvel yapımlarında yer alan akıl almaz, epik ve muazzam sahnelere göz atacağız. Tahmin edeceğiniz üzere spoiler alarmını buraya yerleştiriyoruz. Before we get started, does anyone want to get out? 10 numara, Uzay Aracı Savaşı, Guardians of the Galaxy. Nebula, please. Marvel ismini diğerlerine nazaran daha çok saklasa da Guardians çok büyük hit oldu. Ve karşımızda harika aksiyon dakikalarıyla arz endam etti. Prison Break'i bizlere hatırlatan hapishane sahnesi, kavga, dövüş bize harika şeyler verdi. Ancak hiçbiri bu kız kardeşler karşılaşmasından daha heyecanlı değildi. Well, you gotta hurry. The city's been evacuated, but we're getting our asses kicked out here. Kız kardeşler aralarındaki rekabetten ödün vermiyor. Gamora ve Nebula The Dark Aster'ın güvertesinde ölümüne dövüşüyor. Geminin duvarında bir delik açıldıktan hemen sonra Nebula kendini zor bir durumda buluyor. Ancak kardeşinin yanında olmak yerine kendi sonunu hazırlıyor. I know you're both crazy. Dokuz numara. Donmuş devlerin saldırısı. Thor. Donmuş devler. Bu Mjolnir. Mjolnir, bunlar donmuş devler. Bu sahnedeki muazzam dövüş koreografisiyle birlikte Thor karakterinin çekiciyle ölümcül bir ikili olduğunu görmemiz için enfes bir sekansı imza atmışlar. Çok istekli, kibirli, yabani doğası olan Asgardlı prens sayısız devi sırf spor olsun diye döverken sayıca az olduklarını fark ediyor. Bu sahne bizim Loki'nin ne mal olduğunu da anladığımız yerlerden. Thor'un kardeşi göründüğü gibi değil. Daha da ötesi Thor, bu hareketinden dolayı dünyaya sürülüyor. Güçleri elinden alınıyor ve onurunu kanıtlaması için zorlanıyor. Sekiz numara, Hulkbuster vs. Hulk. Avengers Age of Ultron. Arkadaşlarınızla hiç kavga ettiğiniz oldu mu? Peki kavga ettiğiniz arkadaş 1000 kiloluk bir dönüşüm geçirip öfke manyaklığıyla ortalığı yakıp yıktı mı? Tony Stark bunu yaptı. Halkın sinirlendiği sahnelerin hepsinde güçlü ve gürültülü bir şeyler görüyoruz zaten. Hulkbuster kıyafetiyle Tony, Bruce Banner'ı kontrolden çıktığında sakinleştirebileceğini düşündü. Ancak bu olurken çevreye birazcık zarar veriyorlar. Yedi numara, Wolverine vs. Lady Deathstrike, X2 X-Men United. I used to think you were one of a kind, Wolverine. I was wrong. X-Men'lerin en öfkeli savaşçısı Lady Deathstrike'a karşı. Birçok fan bu muhteşem sahnedeki epik uzak doğu spor figürlerini izlerken mest olmuştu. Wolverine bu müsabakada diğer adamantiumlu rakibi karşısında iyileşme gücüne şükretti. Zaten kimse onu bir bıçaklı kavgada yenemezdi. Nightcrawler'ın Beyaz Saray'daki sahnesi de elbette aklımızda ama Deathstrike ve Logan'ın savaşı serinin en unutulmaz aksiyon sahnesidir. Altı numara, Stark'ın kaçışı, Iron Man. Bir adama füze verin, her şeyi patlatabilir. Tony Stark'a füzenin bir parçasını verin,
Hem dünyanın en müthiş silahını yapsın hem de zırhıyla kıçınızı tekmelesin. Kaçış sahneleri özellikle tüm umutlar bitmişken değerlidir. Zincire vurulmuş Stark'ın tüm opsiyonları bitmiş görünüyordu. Fakat bu zeki mühendisi hafife almamayı yakında öğreneceğiz. My turn. The Mark I'ın sahneye çıktığı ilk görüntü hem nefes kesici hem de tatminkar. Ve Stark'ı kahramanlık yolunda tanımlayan şey olacak. Beş numara, otoyol kavgası, Deadpool. Süper kahraman filmlerindeki açılış sahneleri için test edilip onaylanmış birçok yöntem var. Bir de Deadpool'un yöntemi var. Deadpool'un intikam yolculuğunun bir noktasında kahramanımızın otoyolda SUV'nin birinin içine atlayıp ortalığı birbirine katmasını izliyoruz. Tüm sahne hem görsel ziyafet çektiriyor, hem güldürüyor hem de karakterimizin doğasını bizlere gösteriyor. Shit. Did I leave the stove on? Film bu hunharlık katsayısı yüksek sahnede eğlenceli olacağının altını çiziyor. Aynı zamanda bunu tüm filmde hissetmemizi sağlayacak bir açılış sahnesiyle yapacak. Daha ne olsun ki? Gotcha. 4 numara, tren sahnesi. Spider-Man 2. Bu sahnede Spider-Man ile ilgili neredeyse bilmemiz gereken her şeyi göreceğiz. Karşı koyulamaz bir şekilde insanlara yardım etmekten beis duymayan, fiziksel olarak bunu hakkıyla yerine getiren bir kahraman. You have a train to catch. Doc Ock bir tren dolu insanın hayatını karartmak üzere Spidey'nin bir seçim yapması lazım ve yapıyor da. İnsanların hayatını kurtarmak için kendi bedenini feda etmeye karar veriyor. Peter şok edici bir şekilde maskesiz. İzleyiciler de yüzündeki ifadeyi ve acıyı net bir şekilde görebiliyor. Bu epik sekansta vatandaşlar kendilerini kurtaran kahramanın aslında bir çocuk olduğunu görecek. Şok edici ama gerçek. Kahramanın kimliğini saklamak için birbirleriyle sözleşiyorlar. Üç numara, sokak çatışması. Captain America, The Winter Soldier. That is a terrible, terrible idea. Captain America serisinin ikinci filmi aksiyon türü için en iyi şeyleri vaat ediyor. Müthiş ve unutulmaz görüntüleri izliyoruz. Nick Fury'nin Hydra askerler tarafından pusuya düşürülmesi buna dahil. Window integrity 1%. Fakat The Winter Soldier'da bahsedeceğimiz şey Black Widow ve Kaptan'ın saldırıdaki müthiş sekansını barındıran bölüm. Marvel sinematik evrenindeki bu tipik, büyük ölçekli şehir çatışmasında Steve kış askerinin maskesinin düşmesine yol açıyor ve onun çocukluktaki en yakın arkadaşı olan Bucky olduğunu fark ediyor. Bucky? Who the hell is Bucky? 2 numara, Battle of New York, The Avengers. Avengers toplanın. Bu film süper kahraman türü tarihinde bir kilometre taşı. Burada kahramanlarımız ilk defa gerçek bir takım oluyor. Bir bakıma efsanenin doğuşu. How do we do this? As a team. I have unfinished business with Loki. Yeah, we'll get in line. Save it. Loki's gonna keep this fight focused on us and that's what we need. Ömürlük hayranları ya da seriyi yeni yeni sevmeye başlayanlar bu birleşmeyi izlemekten dolayı çok mutlu olmuştu. Manhattan'da geçen bu müthiş sahnede uzaylı istilası geri dönülemez bir noktaya gelmiş ve Avengers'ın bir şeyler yapma ihtimali çok düşük. Hold on. Yeni
Hiçbir karakter bu sahnede elini korkak alıştırmıyor ve yoldaşlar arasındaki bu dostluk kendine özgü tarzıyla bizleri mutlu ediyor. Hayranlar daha ne isteyebilirdi ki? Birinci sıradaki sahneyi açıklamadan gelin almaya değer diğer sahnelere bakalım. Bir numara, havaalanı savaşı. Captain America: Civil War. Wow, it's so weird how you run into people at the airport. Don't you think that's weird? Definitely weird. Hear me out, Tony. Bu sahne Marvel için yatıp kalkan hayranlar için rüyaların gerçeğe dönüştüğü andı. Yan yana dövüştüklerini çokça gördük ancak karşı karşıya hiç görmemiştik. En azından beyaz perdede. Hem bu sahneyi gördükleri hem de Spider-Man ve Black Panther'in olaya dahil olmasını izlemek enfes. Captain? Big fan of Spider-Man? Yeah, we'll talk about it later. Just... Hey everyone. Good job. Dövüş koreografisi, her kahramanın kendi süper gücünü zekice ortaya koyduğu, güzel diyaloglarla bezeli, ekibin ahenkle çalıştığı anlarla birlikte Marvel sinematik evreninin en unutulmaz sahnelerini bize sundu. Does anyone have any orange slices? Listemize katılıyor musunuz? What just happened? Sizin favori Marvel aksiyon sahneniz hangisi? You're a destroyer, Odinson. Diğer süper top onlarımız için WatchMojo.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın.